Sevgili seyirciler, sevgili çocuklar, Ramazan ve Çocuk başlıyor. Efendim bugün de neredeyiz? Zeytinburnu Ramazan Çadırı'ndayız. Zeytinburnu Ramazan Çadırı'nda ve sevgili Hüseyin Goncagil. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Acaba diyorum ki görsel olarak 5-6 tane çocuk alsak mı böyle renkli? 5-6 tane çocuk. İstediğin kadar çocuk var hocam ben burada. İstediğin çocukları istemiyorum. 5-6 tane. Pembe kızlı çocuklar alalım. O zaman pembe giymiş kızlar yanımıza gel. Sadece öndekiler. 1... 2, 3, pembe, 4, evet, 5, tamam. Pembe gel. Koş. Pembe. Sen de gel, pembe gel. Tamam, görüntü gel, sen de gel pembe. Tamam, yeter o kadar. Evet. Çabuk. İyi, çok iyi oldu, renkli oldu. Sevgili seyirciler için de renkli oldu. Yalnız arka taraftaki renklere bakın isterseniz. Yönetmenimiz göstersin isterse. Öyle mi? Arka tarafta çok renk var. Yönetmenim arka tarafa bak. Arka evet. Taraf. Dikkat, herkesi çekiyor, el sallayın. Evet, harika. Zeytinburnu Ramazan Çadırı'ndayız. Evet, herkes yerine oturuyor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve... Herkes yerine otursun. Ne yapsın? Otursun. Ha, otursun. Evet. Mustafa abi tekrar sahnede. Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bu güzel... Ramazan etkinlikleri başlıyor. Evet, şimdi çocuklarımızı tanıyoruz ve yarışmamız başlıyor çocuklarımızla. Çünkü biz her hafta sevgili çocuklarımızla her gün bu güzel kanallarda çocuk ve Ramazan programı yapıyoruz. Yarışmalarda çocuklarımıza Goncagül çocuk ilahileri armağan ediyoruz. Ömer'den gelecek hediyeler. Önce çocuklarımızın isimlerini tanıyalım. Buradan başlayalım. Adın ne yavrum? Hevidar. Senin adın ne? Kader. Kader. Kübra. Kübra. İlayda. İlayda. Kübra Nur. Kübra Nur. Meryem. Meryem. Büşra. Büşra. Peki hemen ilk sorumuz geliyor. Bilen hemen hediyesini alıyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Peki ben soruyu soruyorum. Bilen elini kaldırıyor. Şu anda Müslümanlar oruç tutuyorlar. Dünyada 1,5 milyar Müslüman alemi. Acaba oruç hangi ayda tutuluyor? İlk parmak buradan. Oruç ayında. Oruç ayı. Oruç ayı hangisi? Ocak, Şubat, Mart. Bana ayları kim sayacak? Evet, say, başla. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Peki, oruç ayı hangisi? Biz oruç tutuyoruz şimdi. Ramazan. Ramazan diyor. Doğru, alkışlıyoruz ama saydığı ayların içerisinde Ramazan yok. Sen 12 ay demiştin. Ağustos. Evet, bunlar tabii... İslami aylar, bu aylar Ramazan, Recep, Şaban bu aylardan bir aylar. Ver hediyesin diyoruz ve ne veriyoruz sevgili İbiş abi? Hop. Efendim? Hediye olarak ne veriyoruz çocuğumuza? Hediye olarak Hüseyin Goncagül'ün çocuk şarkılarından hediye ediyoruz. Öyle mi? Nereden çıkmış? Hazan prodüksiyondan çıkmış. Hazan prodüksiyondan çıkmış çocuğumuza. Hemen bunu hediye ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Al hediyeni güle güle yavrum. Sevgili çocuklar ve değerli izleyiciler, ekranları başında bizi her gün izleyenler, sabahları 10'da, akşamları da 5'te yayınlanan Ramazan ve Çocuk programında dün Üsküdar'daydık. Ondan önce Beylikdüzü'ndeydik. Her gün bir yerde, bugün de Zeytinburnu'ndayız. Neredeymişiz? Zeytinburnu. Neredeymişiz? Zeytinburnu. Kimin burnu Zeytinburnu? Efendim? Benim burnum. Benim burnum Zeytinburnu. Zeytin ne renk? Siyah. Gece ne renk? Mavi. Çok güzel. Gündüz ne renk? Sarı. Tişörtün ne renk? Beyaz. Kar ne renk? Beyaz. Tuz ne renk? Beyaz. Her zamanki gibi inek ne içer? Süt. Evet, beraber gülelim. Kızım, inek ne içer? Ayran.
Ha 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 ha. Kızım inek ne içer? Gazoz. Su. Su, alkışlıyoruz su diyen kızımızı. Ve hediyesini vermek üzere hemen arkadaşımız Gonca Gül Çocuk İlahilerinden bir şarkı veriyor. Senin adın neydi? Cansel. Cansel. Cansel, sen bu Ramazan'da ki Ramazan'ın son günlerinde kaç gün buraya geldin? İki gün. İki gün geldin. Kim getirdi seni? Ben. Ben getirdim. Ben nerede? Annemle geldim. Annen geldi. Burada mı annen? El salla annene. Kızım göz sallama, el salla. Kaça gidiyorsun? Dörde. Dörde gidiyorsun. Aferin. Sevgili hocam, hani her programımızda şey alıyorduk ya, sanatçı konuk alıyorduk. Evet. Bugünün sanatçı konuğu Zeytinburnu'ndan bir kardeşimiz olsun. Zeytinburnu'ndan. Evet, Ramazan'a özel, Ramazan ayına özel çok güzel bir rap çalışması var. Kendi mi çalışmış yoksa hazır bir yerden mi bulmuş, aktarmış? Yok, hayır, kendi bestesi. Allah Allah. Evet. Çok ilginç. Sen daha önce seyrettin mi? Ben daha önce seyrettim. Ben de onun için sizi davet ettim. İnşallah beğeneceğinizi umuyorum. O zaman tamam, onu alalım ama ondan önce çocuklarla bir tanışalım mı? Tanışalım. Bunlar yanlış yaptılar. Ya bizim arkamıza gelecek. Yarınız benim yanıma gelecek. Yarınız benim arkama gelin. Yarınız hepsi geldi. Kaç kişi say bak. Arkadaşım yarısı diyorum, hepsi geliyor ya. Sayacağız seni. 3 tane oraya, 3 tane buraya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam, yan yana dikkat, yan yana, yan yana. Gel 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 gel. Yan yana, şu çizgide olacaksınız. Alkışlarımız hazır mı? Seyircimizi almak için. Hazır. Konuğumuzu almak için. Konuğumuzu almak için. Sen olsun o zaman. Evet. Fırtına Atak grubundan. Doğru mu söylüyorum? Bayram geliyor alkışlarınızda. Bayram geliyor. Aa, bayram dedim de sevgili çocuklar yanlış anlamayın. Yani Ramazan bayramı değil. Bu bizim Zeytinburnu'ndaki bayram. Bayramcığım hoş geldin. Evet sevgili çocuklar ve şimdi de o güzel alkışlarımızda harika performansıyla Ramazan özel bestesiyle sizlerle Rapçi Bayram Fırtına Atak. Günahlarımdan arınmak için güzel bir gün bugün. Ramazan ışık verdim kapkaranlık dünyaya. Her duamda gizlidir bir gözyaşımda ağlamaktan. Mübarek günlerin içinde gizli bir gece. Her gecemde dua ettim ben büyük bir günahkar. Eğri türlü ekrem olamadım ki yalnız bahtiyar. Kalbim odaya kapadı kendine bugün nefis susar. Ümmetinden sayamadım bu kalbi çok günahkardır. Ağlayan bu gözlerimden akan yaşlar senin içindir. Kimin ümmetindenim bilemedim bunu. Ya Rabbim rahmet kapına çökmek isterim. Ümitsiz miyiz, ümit biz miyiz ki bilemedim. Aldığım nefes bile geri döner sana. Ey Ademoğlu söyle yol nerede son bulur. Allah'ın yolunda ölmek en büyük şeref bize. Biz neden ve böyleyiz ve aç Kur'an oku biraz. Belki gözüne nur iner ve dünyadan kurtulursun. Dünya kafir için büyük cennettir. Müslüman içinse büyük bir cehennem. Şu intişam bu nizam bir varlığı gösterir. Allah diye bağırırsan yer ve gökte ses verir. Zira ben seni tanıyorum. Ben bütün insanları tanıyorum. Sahip olduğun mal mülkü kaybetme korkusu gönlünle fikir ve saklaş aşağılık men'un. Eğer onu zikrediyorsan bunun bir tek nedeni vardır. O da Allah olmasıdır. Odur zikre yaraşan, odur şükre layık olan. Benim Rabbim her zaman takdis edilir. Eyüp ister onun önünde boyun eğsin, ister eğmesin. O yücelerin yücesidir. O vasfedilmeyecek kadar büyüktür. Benim gibi bir hakirin ibadeti onun ne işine yarar? Duydun işte Ademoğlu, gözünü aç biraz. Farz olanları unuttum bugün harbi pişmanım. Kardeşim dediklerim kuyu başında beklerler. Ben bugün değiştim evet, söylemek de olmuyor. Anlatmak istediklerim bugün de dildedir be insanoğlu. Gözünü aç biraz zaman kötü. Şeytan vesvese verip durur bu kalbime. Ama ve lakin sabır demek güzel. Dünyadır fanidir, ateş tutma kendine. Babı cennetin önünde ölmek istemez misin? Ateş tutmayan bu cirbanın bir an için yanar. Her beden ateş içinde yanmak istemez mi? Bilmez misin ateş nasıl yakar bir insanı? Tek misafir şeytan olmasın be kardeşim. Geç değildir hiçbir şey için zaman da tam zamanı. Esselamın aleyküm herkese de selamlar. Aleyküm selam. Teşekkür ederim.
Hocam nasıl? Bence tebrik ediyorum. Bayram mıydı? Hangi bayram? Ramazan mı, kurban mı? Ramazan bayramı. Tabii. Ramazan bayramı, pekala. Merak ediyorum, Alttepe'yi kim hazırladı müziği? Alttepe'yi yani Beatmaker'ım ZBO Company tarafından ayarlandı. Ayarlandı. Evet. Sözleri kim hazırladı? Kendim. Kendin. Kendin ve inançlı bir insan mısın? Tabii. Artistlik olsun diye mi yaptın? Tebrik ediyorum. Bayram mıydı? Bayram. Hangi bayram? Ramazan mı, kurban mı? Ramazan bayramı. Tabii. Ramazan bayramı, pekala. Merak ediyorum, Alttepe'yi kim hazırladı müziği? Alttepe'yi yani Beatmaker'ım ZBO Company tarafından ayarlandı. Ayarlandı. Evet. Sözleri kim hazırladı? Kendim. Kendin. Kendin böyle inançlı bir insan mısın? Tabii. Artistlik olsun diye mi yaptın? Asla. Sakal artist sakalı mı, yoksa onun yolunda bir sakal mı? Tabii ki onun yolunda bir sakal. Ne kadar güzel. Peki bir parça single mi yaptın, yoksa var mı daha başkaları? Ya bir EP vardı. Aslında onları da getirecektim ama kısmet olmadı. Tabii bir tanesi olduğu için. O zaman sana diyor ki yönetmen, albüm yapalım mı sana diyor. Tabii ki. O zaman Hazan Prodüksiyon'dan yönetmenimiz üstlendi bu işi. Biz bu kardeşimize güzel bir hediye hazırlayalım dedi, albüm yapmayı. Eğer kabul ederse tamam dedi. Yani biz zaten kabul ederim tabii ki. Allah kabul etsin diyor. Biz kabul ettik diyor. Nasıl? 100 tam tane kanala vereceğiz diyor. 100 tane kanalda aynı zamanda bu klip olarak dönecek diyor. Tabii ya. Ne güzel işte. Ne güzel işte. Hizmet evet. Olsun de. Hizmet olsun. Hizmet olsun yani. Hizmet olsun diyor. Alkışlıyoruz sanatçı arkadaşımızı. Burada benim için gelen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Ümit abiye, bize bu programda yer verdiği için teşekkür ediyorum. Bayram nasılsın, iyi misin? İyiyiz. Ya ne güzel hazırlamışsın. Eline sağlık, dinle sağlık. Yapabildiysek tabii ki ne mutlu bize, evet. Zaten. Numanova sen ne yaptın? Nereden buldun müziği? Müzik free beat. Evet, sözleri? Sözler tamamen bana aittir. Tamam, ne kadar güzel. O zaman albüm yapsınlar hocam ya. Nasıl albüm, de nerede yapacaklar? Şey var, Mert Aktürk var. Yazan. Bizim albümleri yapar, evet. Arkadaş. Gidebilir miyiz ona? Vallahi ben Mert abiyle görüşürüm. Yani Mert bir şekilde görüşebiliriz. Abi Mert Aktürk aranjörümüz. Evet. Ben ona görüşürüm. O zaman vallahi bunun ben fikrini alayım. Nasıl yapılıyor, nasıl değil albüm? Doğru ya. Albüm nasıl oluyor? Hem de Hazan Prodüksiyon'da hem... Fotoğraflarınız var mı arkadaşlar? Fotoğraf albümü yapacağız değil mi hocam? Fotoğraf albüm değil ya. Ne albümü ya? Müzik albümü bir şey. Ha, müzik albümü. Ya, İmiş yine imiş. Aa, o ya. Zaman şeye gidelim. Ajansa gidelim. Ajansa, stüdyoya. Hangi ajans? Hazana. Stüdyo Hazana gidelim. Hazana gidebilecek miyiz? Stüdyo Hazana gidelim. Hadi el sallayarak gidelim oraya. Evet sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi nasıl tempom düşmüş vaziyette. Ramazan-ı Şerif'in bu güzel günlerinde tekrar beraber olma mutluluğu yaşıyoruz. Şu anda ben stüdyodayım, şarkı söyleyeceğimi zannediyorsunuz ama değil, aldanıyorsunuz. Şu anda Hazan stüdyolarında sizlere birkaç gündür seslendirmiş olduğumuz güzel eserlerin yapıldığı stüdyodayız ve burada aranjörümüz var. Mert Aktürk, ondan sonra çok sevgili asistanımız var, İbiş Aktürk. Şimdi onlarla konuşuyoruz, ben yavaş yavaş size doğru geliyorum. Ve sizlerle olan muhabbetimiz başlıyor. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Efendim sevgili aranjörümüzle beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun, çok teşekkür ederim Sayın Allah Gonca Gül. Allah razı olsun. Gerçekten bizim bu güzel albümlerimize siz katkıda bulun. Aranjör yazısı Sayın Mert Aktürk'le. Yok Mert, yanlış adres. O Cikcili Cami'den yukarıya çıkın. İbiş sen misin ya? Bendim. Mert Aktürk beyefendi. Ya sen ne arıyorsun burada? Adamla yer değişin Allah aşkına ya. Ben de sevgili seyirciler. Yani Mert Aktürk diye İbiş tebdili kıyafet etmiş ama o da haklı yani. Ağustos'un bu sıcağında oruçlu çocuk ıslatıp kafasına ıslak havluyu geçiriyor. Ramazan'ı öyle geçiriyoruz vallahi. İyi, hadi hayırlısı olsun. Merhabalar. Merhaba. Merhaba canım. Öpeyim. Tanıştırayım. İbiş ve Mert Aktürk. İbiş, Mert Aktürk bize çok güzel albümler yaptı ama sen ne zaman albüm yapmayı düşünüyorsun? Ben Meddah albümü yapacağım. Öyle mi? İnşallah hayırlısı olsun. Peki sevgili Mert, senle biz uzun yıllardır tanışıyoruz. Evet. Daha önce 2003'te çocuk albümümüzü çıkarttık. Şimdi de Gonca Gül çocuk ilanını çıkarttık. Evet. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Kaç yıldır bu işleri yapıyorsun? Sevgili çocuklarımız da seni tanısın. Hocam bildiğiniz gibi 15 yıldır aranjörlük yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin de albümünü yapmak bana nasip oldu iki kere. Allah razı olsun. Var mı başka albümü yaptığınız özel? Bak çok güzel bir soru soruyor. Bir daha alalım. Evet, yani başka sanatçılar var mı efendim böyle isimler? Çoluk çocukla mı uğraşıyorsunuz? Evet. Yani? Yok albümünü yaptığımız çok değerli insanlar var. Tanıdığınız Hidayet Doğan. Ondan sonra. Bak bu da iyi bir iş. Tabii burada yaptığımız albümler.
Bak ben bir tane yakalayayım mesela. Burada Seyru Sefa var. Evet. Al İbiş sen bunu Seyru tut. Seyru Sefa. Aşkı vesile. Evet, bu tasavvufçu kardeşlerimiz bunlar. Sizin albümünüze de çalmışlardı, evet. Eşlik etmişlerdi hocam. Aa, onlar. Evet. Evet. Burada gene halk müziği tarzında yaptığımız kardeşimiz var. Albümü yeni çıktı onun da. İlhan Tabii Güneş. Ramazan dolayısıyla. Evet, İlhan Güneş'in albümü. İlhan Güneş var. Kardeşimiz. Başka. Münir Doğanay. Kardeşimiz. Doğanay evet. Yusuf var. Şemail kardeşimiz var. Şemail Yusuf Şemail Karagöz, evet. Bir de Abdülmetin kardeşimizin var. Abdülmetin ne kadar? Abdülmetin Kaya. Bunlar hep bizim Hazan prodüksiyonunda yapmış olduğumuz stüdyomuz. Mert Aktek var. Bana bir kendine de Mert de albüm yapmış ya. Evet. Bana niye yapmıyorsun abi ya? Evet. İnşallah ilk fırsatta. Gel vatandaş gel, albüm yapılıyor. Orijinal korsan değil bunlar. Bak bu söylemen çok iyi oldu. Biz zaman zaman İbiş'te yurt dışına gittiğimizde kardeşlerimiz, sanatçı arkadaşlarımız diyorlar ki hocam bizim güveneceğimiz, yani çalışma yapacağımız bir aranjör var mı? Şimdi senin de bir özelliğin var. Hem çok güzel tasavvuf müziğine altyapı hazırlıyorsun hem de bizim gibi çocuk albümleri de yapıyorsun. Evet hocam, elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz, biliyorsunuz yıllardır beraberiz. Şimdi şöyle, biz Hazan Prodüksiyon olarak bir felsefemiz, bir ilkemiz var. Siz de bizle berabersiniz biliyorsunuz. Biz sanatçılarımıza elimizden geldiğince destek olmak maksatlı uygun şartlarda albüm yapıyoruz. Uygun derken tevazu yapıyor yani. Gerçek ekonomik yönden çok bizi rahatlatan bir şekilde oldu sonra. Eyvallah hocam. Ve bildiğiniz gibi yasal olan işte bandrolüyle, izinleriyle, ondan sonra televizyonlardaki telifleriyle siz ilgileniyorsunuz. Evet, biz ilgileniyoruz. Bak, bu güzel. İbiş çok önemli bir açıklama. Dökmeye gerek yok yani. Tabii. Kapı kapı dolaşmaya gerek yok. Tek adres buraya, müteahhit gibi. Arsayı veriyorsun, temelden başlıyor, binayı dikiyor. Çocuklar var mı hiç size müteahhit olmak isteyen? Efendim? Ha, mücahit olmak istiyorsunuz. Çocuklar biz mücahit olmak istiyoruz. Mücahit, doğru. Evet, ne kadar güzel. Peki kendinize yapmış olduğunuz bir eser var mı Sayın Mert Bey? Ben de Ramazan dolayısıyla yönetmenim Mustafa Aslan Türk'ün ricasıyla bir tasavvuf albümü hazırladım. Kendisi. Ondan bir tane dinleyelim. Lütfen rica ediyorum. Ne olur. Belki de klip de çekeriz ileride değil mi? Klip mi? İnşallah. Evet, klip çekeriz, ızgara yaparız, hepsini yaparız. Hiç fark etmez. Albüm için bir klip çalışmamız olmuştu. Gene yönetmenimiz Mustafa Aslan Türk çekmişti. Klibi çok güzel bir klip oldu. Ona teşekkür ediyorum ayrıca buradan. Bizi işitiyorsa Mustafa Aslan Türk. Evet. Ya kendisi burada kamera evet, arkasında. Evet Mustafa Aslan Türk, paramızı ver. İşte bir sus ya. Hocam zaten ya. Burada olduğu için ben teşekkür ediyorum buna. Olmasa teşekkür etmeyeceğiz yani. Şu an kamera arkasında. Şu an evet. Şaka bir yana evet. Kendisi değerli İbiş, yönetmen. Şimdi Mert Aktürk değerli aranjörümüz bize bir eser seslendirsin içeride. Sen de klibinde oyna içeride, olur mu? Oynarım. Harikasın İbiş ya. Sevgili çocuklar bakalım, sevgili Mert Aktürk. Mert Aktürk ve sevgili İbiş bize nasıl bir eser seslendirecekler ve oynayacak sevgili Hocam, İbiş. Hocam siz de tonmeisterliğimizi yapın. Ben hep size tonmeisterlik yaptım. Bu sefer de siz bana yapın. Ay çok heyecanlandım birden. Süper. Peki birlikte izliyoruz. Hadi izliyoruz. Milki bekadan gelmişem, fani cihanı neylerem. Milki bekadan gelmişem, fani cihanı neylerem. Ben dost cemalim görmüşem, nuri cinanı neylerem. Ben dost cemalim görmüşem, nuri cinanı. Hak yoluna canımı kurban eylerim. İsmail'en hak yoluna canımı kurban eylerim. Çünkü bu can kurban sana, ben koçu kurbanım eylerim. Çünkü bu can kurban sana, ben koçu kurbanım eylerim.
İsa gibi dünya koyup göklere seyran eylerim. İsa gibi dünya koyup göklere seyran eylerim. Musa'yı idar olmuşam, benlem teradim 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 eylerim. Harikaydı. Gerçekten tebrik ediyorum. Ekranları başında bizi izleyenler lütfen www.çocukilahile.com'a girin ve orada istek ve dileklerini söyleyin. Mert abiye de mesaj yollayın. Bundan sonra da ben de çocuk şarkıları, çocuk ilahileri söylemek isterim diyenler varsa söyleyin bakalım onlara nasıl yardımcı olacakmış sevgili aranjörümüz Mert abi. Hocam size ulaştıkları anda zaten direkt olarak bize ulaşmış oluyorlar. Hazan prodüksiyonu aracılığıyla biz elimizden gelen bütün her şeyi yapıyoruz biliyorsunuz. Çocuk şarkıları. Yani bizim Hazan prodüksiyonda tarz diye bir şey yok biliyorsunuz. Hemen hemen her tarzı yapıyoruz. Çocuk şarkıları, çocuk ilahileri size yaptık. Evet. Her tarz müziği yapıyoruz. Evet. Elimizden gelen yardımı yapacağız inşallah. Peki, sevgili bir şey son sözü verelim. O çok duygulandı. Kaç yıldır gitar işiyle uğraşıyormuş. Gerçekten çocukların ve gençlerin çok sevdiği. İçinizde meraklı olanlar olabilir. Ben de İbiş abiden gitar dersi almak istiyorum diyenler. İbiş abi kaç yıldır bununla uğraşıyorsun? Ben 4 senedir eğitim alıyorum ben. Konuş yavrum. Evet 4 senedir Yusuf Koncagül'den eğitim alıyorum. Maşallah ya. Yani ayranı yok içmeye Yusuf'un sana demek ders veriyor. Evet ney çalarım, gitar çalarım, biter çalarım, ondan sonra bando çalarım, trompet çalarım, davul çalarım. Tek başına mehter ne? Cüzdan arada kaynadı. Mehter bile çalar sevgili İbiş. Efendim bugünkü programımız da böylece müzik üzerine ve hem de Hazan stüdyolarında bu güzel mütevazi ama işlevsel yerde noktalamış bulunuyoruz. Ve sevgili... Klip çekimde de yaparız diyor sevgili yönetmenim. Arkadan laf yetiştiriyor bizeymiş. Bak, peki klipte kim oynayacak? Ben oynarım. 4 sene eğitimini aldım ben. Klip eğitimini? Evet klip eğitimi aldım ben. Özel ders aldım. Sen oldu olacak aranje de yap. Anlar mısın aranjede? Evet araklarım ben. Hayır, öyle de aranjeyi yani düzenlemeyi yapar mısın? Düzenleme yaparım ben. Ne kadar eğitim aldın? 4 sene eğitimini aldım ben. O zaman kameramanlık da yap oldu. Evet sevgili çocuklar lütfen siteye girerken dikkat ediyorum. Böyle galos giymeden giriyorsunuz. Site kirleniyor aman dikkat edin. Hangi siteymiş? Yani çocukilahile.com'a. Çocuklara ait olduğu için diyor ki hijyenik olsun diyor. Oraya girerken diyor galoş takın ayağınıza evet, diyor. Evet siteye girerken galoş giyelim. Hadi bunun hesabını bozmayın. Mert abi teşekkür ederiz. İyi günler. O zaman hayırlı Ramazanlar diyelim Elsa. 1, 2, 3. Hayırlı Ramazanlar. Vay be demek bu işler bayağı zormuş. Gerçekten çok zormuş. Vay be gerçekten bu işler çok zormuş ya. Ama fazla para harcamıyorlarmış. İyi bu konuda. Ay kendi stüdyoları ya. Aranjör de kendileri, kendi dükkanları. Onun için mi ucuz oldu böyle? Senin daha önce albüm çıktı mı? Yok, albümüm çıkmadı. Senin? Hayır. Senin? Benim var evde fotoğraf albümüm var benim. Ya iyiymiş ondan bahsetmiyor. Dönüp aynı albüme gidiyorsun Allah aşkına. Ben çıkarttım öyle albüm ya. Daha önce diyorsun. Ha, Kim Cennet İstemez Ki var. Nasrettin Hoca. Elif Bağ var. Çok güzel albümlerim oldu benim. Evet. İki tane çocuğum var benim. Allah başlasın. Ben bir tane biliyordum senin. Ya öyle değil yani albüm çocuğu diyorum. Aa, yenge izliyor sadece bence kaçak bir şeyim var. neyse efendim. Geldik programın sonuna. Nasıl demek ki bu o albüm çıkartmak isteyenler bizi arasın o zaman. Nasıl arayacak? Vallahi ben Fahri çalışayım ben. Mustafa abi ben seninle çalışabilir miyim ya? Evet sevgili seyirciler albüm yapmak isteyen beni arayabilirsiniz. Ben prodüktör ne diyeyim ben? Prodüktör İbiş Bey. Evet profesyonel İbiş'im ben. Yok öyle değil ya. İbiş vaktimiz doldu çocuklarla öyle kapanış yapalım. Peki hala. Gelin çocuklar hazır mısınız? Her ne kadar sürçülisan eylediysek affola. Allah yüzünüzden gülücükleri, cebinizden paracıkları, kalbinizden o sıcak sevgi ve imanı asla eksik etmesin. Bugün de Zeytinburnu Ramazan çadırını ziyaret ettik arkadaşlar. Bakalım yarın nerede olacağız? Hazır mısınız? Hazırız. 1, 2, 3 deyince hayırlı Ramazanlar diye bağırıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırız. 1, 2, 3 hayırlı Ramazanlar. Erler demine destur alalım, pervaneye.